iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönüşmüş ve çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar bize emekçilerin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. Fiyatlar yeni vergi zamlarıyla birlikte asgari ücretlinin zamlı hali bile geçen sene aynı ayda sahip olduğu alım gücünden çok aşağıda kalmış, zam şimdiden erimiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla, dolarla anlatma safhası çoktan geçti. Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3700 yumurta alabilmektedir. Bırakma eylemimizle sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derse gitmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen unvanını taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulamayacağını göstereceğiz. Kurtuluş yok. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Nitelikli eğitimin sürdürülmesinde en önemli paydaşlar arasında olan idari, yardımcı ve teknik personellerin taleplerinin yerine getirilmesini, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari, mali özellik istiyoruz. Üniversitelerimizde akademik ve idari kadrolar arasındaki keskin çizgilerin azaltılmasını, görevde yükselme koşullarının liyakat sistemine göre yapılmasını, akademik teşvik ödeneğin, akademik alanların şartları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini, akademisyenleri gerçekten teşvik edecek olan oranlarda olmasını istiyoruz. Ama bu bütçeye baktığımız zaman içinde halk yok, emekçiler yok, memurlar yok, emekliler yok. Kim var? Sarayın yandaşları, sarayın müteahhitleri ve yandaşlar. Biz bunu her yerde görüyoruz. Özellikle eğitimde staja başlayan öğretmenlerin önüne hemen yandaş Sarı Sendika'nın üye başvuru formu uzatılıyor. Zorla imzalatılıyor. Meslekte kalabilmek veya mesleğe başlayabilmek için bu ön şart olarak dayatılıyor. Bu günler geçecek. Herkes yaptığının hesabını sandıkta da ileride bağımsız yargılamalarda da verecek. Ama şimdi önemli olan, eğer bugün iktidarda bir siyasi parti varsa, bu AKP dahi olsa, halkın, emekçinin, başta öğretmenlerimizin hakkını teslim etmesi gerekiyor. Ben burada bu sendikal mücadelenize yanındayım, destekliyoruz ve az bile istiyorsunuz, bir öğretmen maaşının milletvekili maaşına eşit olması gerekiyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde layık, demokratik, sosyal hukuk devletini sağlayana kadar hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yalan